Herkese merhaba. Bugün 3. videomu yüklüyorum. Bundan sonraki süreçte de her gün bir video yüklemeye çalışacağım. Bugün sizlerle birazcık pasif gelir kaynakları, pasif gelir nedir, bunun hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle pasif gelirin ne olduğu ile ilgili bir açıklama yapalım. Pasif gelir, aktif çalışma hayatına göre nispeten daha az zaman harcayarak, hatta belli bir süre sonra uyurken bile size para kazandıracak bir gelir kaynağıdır. Birincisi, mal varlığı üzerinden pasif gelir elde etme yöntemi. Nedir bu? Diyelim ki bir eviniz var. Bu evinizi kiralarsınız. O zaman sizin için bir pasif gelir kaynağı olmuş olur. Diyelim ki bir hisse senedi satın alırsınız. Bu sizin için bir pasif gelir kaynağı olmuş olur. Ya da diyelim ki elinizde taşınabilir bir eşya var. Bu araba olabilir, bir enstrüman olabilir, bir kıyafet olabilir. Bunları kiralarsınız. Bu size yine pasif gelir sağlamış olur. Bunlar için baktığınız zaman öncesinde bunu bir satın almak, buna bir yatırım yapmak gerekiyor. Yani bir sermayeye sahip olmanız gerekiyor. Bunun haricinde ikincisi de yeteneklerinizden para kazanmak pasif gelir kaynağıdır. Mesela nedir bu? Ben bu YouTube kanalını bir pasif gelir kaynağı oluşturabilsin diye açtım aslında. Evet, şu anda benim vaktimi alıyor ama uzun vadede bu bana pasif gelir kaynağı olacak. Yani bu tıklandıkça, belli bir izlenme sayısına geldikçe, belli bir abone sayısına geldikçe bu bana, ben uyurken bile para kazandırıyor durumda olacak. Belki düşük miktarlar ama olsun. Ben de zaten bunu deneyimlemeyi istediğim için açtım. Bu bir pasif gelir kaynağıdır. Yani uzman olduğunuz, yetenekli olduğunuz bir konuda videolar çekerek, hatta uzman ve yetenekli olmanıza bile gerek yok. Bir sürü parodi, komik videolar çeken insanlar var ve bunlar da inanılmaz izleniyor. Bu tarz videolar çekerek, diyelim ki oyun oynuyorsunuzdur. Oynadığınız oyun bilgisayar başında harcadığınız vakit boşa gitmesin. Alın onu bir video kaydına. Utanmayın, çekinmeyin. Bunlarda utanılacak, çekinilecek hiçbir şey yok. Bu bir pasif gelir kaynağı. Bunun haricinde uzman olduğunuz, yetenekli olduğunuz bir konuda videolar çekip YouTube'a yüklemenizin gerçekten ilerleyen zamanlarda sizden kurs almak isteyecek, sizden danışmanlık almak isteyecek insanlar için de bir network oluşturmuş, kendi adınızı duyurmuş olacaksınızdır. Mesela YouTube'dan kendiniz belli bir çevreye kanıtladığınız zaman Udemy'den kurs verebilirsiniz. Belki ilk başta ücretsiz kurs verirsiniz. İlerleyen zamanlarda biraz yükseltirsiniz fiyatları. İsminizi duyurdukça başka mecralarda da kurs verebilirsiniz, danışmanlık verebilirsiniz. Udemy dışında benim bildiğim Superpeer diye bir tane platform var. Yine böyle içerik üretiyorsunuz bildiğiniz konularla ilgili. Yine işte sizden bu kursları satın alıyorlar. Bunun gibi şeyler yapabilirsiniz. Veya illa bir YouTube videosu koymak zorunda değilsiniz. Ses kaydı yaparsınız. Bunu bir podcast olarak koyabilirsiniz. Spotify'ın var podcast'i. Onun dışında başka bildiğim uygulamalar da var. Castbox mıydı? Öyle bir uygulama daha var. Bunu yapabilirsiniz. Ya da ben video çekemem, ses kaydı koyamam, kendimi göstermek istemiyorum diyorsanız blog yazarlığı yaparsınız. Blog yazılar yazıyorsunuz. Belki konuyla alakalı, belki konuyla alakasız. Bazı görüyorsunuzdur bloglarda. Bir reklam banner'ı oluyor. Bu reklam banner'ları aslında affiliate marketing'dir. Yani bir iş ortaklığı vardır orada. Yine orada tıklama başına para kazanma söz konusudur. İş ortaklığını kurabileceğiniz bazı siteler var. Türkiye'de de var, yurt dışında da var. Hatta Amazon'un bile affiliate marketing kısmı var. Trendyol'un var. Biliyorsunuz zaten bunlar. İşte link bıraktım, Kaydır falan muhabbetlerinin hepsi affiliate marketing'e giriyor. Ama her platformun başka bir kuralı var. Mesela Amazon için zaten Amazon'a kayıtlı olmanız gerekiyor. İşte Trendyol için işte Instagram'da 10.000 takipçinizin, en az 10.000 takipçinizin olması gerekiyor. ACY2K'nin var, influencer mı olur musun diye. En az 500 takipçi olması yeterli. Influ diye bir uygulamaları var. Oraya kaydoluyorsunuz ve onaylıyorlar sizi. Bir gün içerisinde, iki gün içerisinde mutlaka dönüş yapıyorlar. Benim blogumu ben nasıl banner koyarım diyorsanız, benim keşfettiğim odaklıpazar.com diye bir yer var. Odaklı pazarda e-kitaplar ve kurslar var. Bu e-kitapları ve kursları işte yazdığınız blogda kullanabilin diye size banner veriyor. Bunun için çok az bir web sitesi bilgisi olması yeterli bir kişinin. Bunu gördüm ben ama şöyle bir şey var.
Odaklı pazardaki e-kitaplar sıradan bir kişinin yazdığı e-kitaplar şeklinde. Yani böyle herkesin satın alabileceği şeyler olmayabilir. Ama tıklama başına bir para kazanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Bir de eğer o kitap satın alınırsa ya da o kurs satın alınırsa yine para kazanıyorsunuz. Bence bu güzel bir yöntem. Evde oturduğunuz yerde yapabileceğiniz bir şey. Odaklı pazara kaydolmanız yeterli. İşte 3-4 tane videosu var nasıl yapılacağı ile ilgili. Çok gayet açıklayıcı. Bir saat içinde kavrayabileceğiniz şeyler. Ben kaydolmuştum bu arada ama blog yazarlığı yapmadığım için henüz hiçbir girişimde bulunmadım. Bunu da deneyimleyeceğim bu arada nasıl yapılıyor, neler yapabiliriz diye. Belki benim için de faydalı olur, sizin için de faydalı olur diye düşünüyorum. Şimdiye kadar şunları gördük. İşte YouTube'da video çekip koymak, podcast, işte bir kurs verebilir durumdaysak eğer bunu yapabiliriz. Blog yazarlığı ve affiliate marketing'i öğrendik şimdiye kadar. Bir de geçenlerde benim deneyimlediğim bir şey var, şu an aklıma geldi. Ben e-kitap yazdım. Yani ve herhalde bir saat içerisinde filan bunu yazmış olabilirim. Bir çocuk kitabı yazdım. Nasıl yazdığımı da aslında Instagram'da anlatmıştım ama burada da kısaca bir bahsedeceğim. E-kitap Google Play kitaplar üzerinden satabileceğiniz bir şey. Yine indirildikçe, tıklandıkça işte size para kazandıracak bir yöntem. Bir pasif gelir kaynağı. Öncesinde gittim. Nasıl bir hikaye istiyorum onu ChatGPT'ye, yapay zekaya yazdım. Daha iyi bildiğiniz bir yapay zeka varsa oraya da yazabilirsiniz. Yazdım, ana başlıklarını verdim, kahramanların isimlerini verdim. O da bana şöyle hikayeleştirdi. Zaten çocuk kitabı düşündüğüm için kısa bir şey yeterli. 4-5 sayfa olması yeterli. Sonra bana bunu hikayeleştirdi. Ben bu çocuk kitabı olacağı için bunu görsellerle desteklemem gerekiyordu. Yine yapay zekalara gittim. Burada hikayede kullandığım karakterlerin, işte mesela ben sincap kullandım, tavşan kullandım. İşte bana bunların görsellerini istedim. İşte sincapın bir ailesi var. Onun görselini istedim. Yazdım sincap ailesi. Yazdım sincap ve tavşan diye. Metinden görsele çeviren bazı yapay zekalar benim için çok tatmin edici değildi. Ama Canva'nın bile böyle bir hizmeti varmış mesela. Yani Canva üzerinden metni görsele çevirebiliyorsunuz. Böyle bir hizmeti varmış. Ben hiçbir şey satın almadan yaptım bu arada. Sıfır maliyet. Yapay zekalardan birisi ChatGPT'ydi, birisi de DreamAI şeklinde bir yapay zekaydı. Bunda da metni görsele çevirmeyi kullandım. Üçüncüsü de Canva'ydı. E-kitabı oluşturmak için. E-kitabı oluşturup PDF olarak indiriyorsunuz. Google Play kitaplara iş ortağı olarak kaydoluyorsunuz. Çok basit, 10 saniyenizi alacak bir işlem. Daha sonrasında kitapla ilgili bilgileri buraya yazarak kitabınızı oluşturuyorsunuz. Yüklemiş oluyorsunuz. Yalnızca Google Play kitaplar size 24 saat içerisinde dönüş yapıyorlar. Çünkü bir telif hakkı kuralını ihlal etmiş misiniz? Ya da işte uygunsuz içerik var mı? Şeklinde bir kontrol yapıyorlar. Ama yapay zeka bildiğim kadarıyla bunlara yakalanmıyor. Bu şekilde e-kitap oluşturarak, hatta e-kitap serileri oluşturarak, bunları özellikle İngilizce yaparak dolarla para kazanabilirsiniz Google Play kitaplar üzerinden. Ha, İngilizcem çok iyi değil, bu işi nasıl yapacağım falan diyorsanız da yazın Google Translate'e. Google Translate için de kullanılan bir yapay zeka var. Grammarly sizin yanlış yaptığınız İngilizce cümleleri, işte yanlış kullandığınız kelimeleri işte size uyarı veriyor, altını çiziyor. Bunun yerine bunu kullanabilirsin diye size önerilerde bulunuyor. Bunun ücretsiz versiyonundan faydalanabilirsiniz. Ücretli versiyonu daha iyi tabii ki ama ücretsiz versiyonu da yeterli olabilir şu aşamada diye düşünüyorum. Özellikle çocuk kitabı yazacaksanız, büyük makaleler yazmayacaksınız nasılsa. Bundan faydalanabilirsiniz. ChatGPT'ye soracağınız soruyu ChatGPT'de dili İngilizce seçerek, sonrasında Google Translate'de Grammarly kullanarak, ben bu konuda işte şunu yazmak istiyorum, bunu da kopyalarsınız, ChatGPT'ye yüklersiniz. Zaten 10 saniye içerisinde size kitabı yazıyor. Bence bu yöntemlerin arasında en kolay ve en makul olanı e-kitap yazmak olabilir. Mesela başka ne olabilir pasif gelir kaynağı olarak? Google Play veya App Store için uygulama hazırlayın ve bunları satın, mobil uygulamalar diyor. Ama yani herkes bu konuda bilgili olmayabilir. Ama ilgi alanınız varsa, benim yok. Bu konuyla ilgili çok da bir bilgim yok. Bunu hazırlayıp satışa sunabilirsiniz yine aynı şekilde. Çok şahane bir fikre gerek olmadığını söyleyen bazı bloglar okudum. Öncesinde işte ücretsiz olarak yayınlıyorsunuz uygulamanızı. Daha sonrasında reklam alarak bunu pasif gelir kaynağına çeviriyorsunuz.
Bu da böyle bir yöntem. Eğer biliyorsanız mobil uygulama nasıl yapılır, daha önceden yaptıysanız, deneyimlediyseniz ve buradan para kazandıysanız bu yine mantıklı bir yöntem. Ama benim bildiğim bir yöntem değil tabii ki. O yüzden bilgim bu kadar kısıtlı. Yine de araştırabilirim, öğrenebilirim. Benim bu işi yapmış bir arkadaşım var hatta. Ondan bilgi alabilirim istiyorsanız. Onun uygulaması şöyle bir şeydi. Bilmiyorum etik mi şu anda bunu söylemem ama WhatsApp'ta çevrim içi olmayı gösteren bir uygulamaydı. Bir numara giriyorsunuz. Bu numaranın hangi saatlerde çevrim içi olduğunu size döküyor. Wow, çok tehlikeli bir uygulamaydı. Ama dünyanın her yerinden bu uygulamayı satın alan insanlar vardı. En sonunda da yanlış hatırlamıyorsam bu uygulamayı sattı, devretti yani. Ve yine güzel para kazandı. Yani yapılabilir. Neden olmasın? Bu konuda bilgisi olan birisiyle ortak olursunuz. Sizin bir fikriniz varsa onunla yaparsınız. Bu da bir yöntem. İlla tek bir beyin kullanmak zorunda değilsiniz. Başkalarının beynini kullanmak daha akıllıcadır. Bir diğer seçenek olarak da domain satın almak var. Domain satın almak da şöyle. Gelecekte değerleneceğini düşündüğünüz isimlerin domainlerini satın alıyorsunuz. Daha sonrasında insanlar gelip sizden bunları satın alıyor. Benim bildiğim pasif gelir kaynakları bu şekilde. Ben bunların bir kısmını bazı bloglardan araştırdım, buldum. Bazıları da zaten benim ilgim olan şeylerdi. Ben kendim detaylı derinlemesine inceledim ve buldum. Bu konuyu bir ek gelir olarak düşünün lütfen. Yani buna bir zaman ve sermaye harcamanız gerekebiliyor bazıları için. Bazıları için gerekmiyor. Size hangisi en uygun yöntemse bir an önce başlayın. Hiç beklemenize gerek yok. Özellikle bu öncesinde bir yatırım yapmanız gerektirmeyecek yöntemler için söylüyorum. Hiç beklemeyin, bugün başlayın. Umuyorum sizler için faydalı olmuştur bu video. Pasif gelir benim inanılmaz ilgi duyduğum bir alan. Hatta özellikle eğer Instagram'ınızda bot hesap yoksa sizi takip eden, mutlaka affiliate marketing yapan bu işte bahsettiğim markalara başvurun. Mutlaka dönüş yapıyorlar. Link verin, kullandığınız şeyleri verin. Doğru ve dürüst olmaya çalışın böyle platformlarda. Çünkü görüyorsunuz siz de insanlar bazı şeyleri hiç kullanmadan, hiçbir fikri olmadan bunlarla ilgili yorum yapıyorlar. Bu da insanlara fayda sağlamıyor ve zamanla güveni azaltıyor bu konuda. Hem kendiniz için hem karşınızdaki insan için dürüst olmaya çalışın bu konularla ilgili. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu konularla ilgili daha detaylı bilgiler istiyorsanız, buna nasıl kaydolurum, bunu nasıl yaparım, işte nasıl fikir geliştiririm gibi sorularınız olursa sizlere destek olabileceğim noktalarda olmak için çaba gösteririm ben de. Aşağı yorumlara yazmanız yeterli. Umuyorum videoyu beğenirsiniz. Görüşmek üzere.